Abi sen Survivor finalindeydin. Evet. Bize görmediklerimizi de anlatır mısın? Neler oldu? Bir kere bir aşk itirafı geldi. Ortalık yıkıldı mı? Atakan Dalakay'a aşığım mı dedi, seni seviyorum ya, mu dedi. O ortalık yıkılmadı ama gece yarışmanın finali. Ha. Ben yıllardır finale giderim, domineye giderim. İlk defa Acun terlettiği için kıyafet değiştirdim. Neden? Sok mu sıcak? Yusuf'un annesi görüşlerini açıklarken fenalık geçirdik canlı yayında. Tansiyonu düştü. Sonradan tansiyonu düştüğünü anladık. Kadın de gitti. Yayın tehlikeye girdi. Şimdi geçen sene Survivor'da ekipten birini hunharca katlettikleri için bir tatsız durum olmuştu. Yayın bir iki gün ertelenmişti. Ondan bir sene önce Survivor finali yapılırken... Bu ne hız ticari. Ne oldu? Aa, süpersin. Survivor finali yapılırken İstanbul Atatürk Havalimanı'nda saldırı olmuştu. Yayın ister istemez ağırlaşmıştı. Bu sene de eğer Allah korusun Yusuf'un annesine bir şey olsaydı yayın orta biterdi. Yani herkesi korkuttu anne. Herkesi yani taraflı tarafsız. Çünkü orada ikiye ayrılan bir seyirci topluluğu da vardı. Seda ve Yusuf diye. Sonuç itibariyle biz o arada kulise geçtim. Çocuklar dedi ki ilk defa sırılsıklam ter bastı. Acun'u kıyafet değiştirdi. Allah'tan annenin tansiyonu düştüğü anlaşıldı. Heyecandan falan herhalde abi. Ya, tansiyon neden düşer açıkçası çok fazla bilgim yok. Ama şimdiye kadar 10 yıldır Kıbrıs'ta yapılıyordu final. Kıbrıs'ta girişte çok zorluk çıkarmaya başlamışlardı. Teknik malzemelerden vergi istiyorlardı falan filan. Artık oradan vazgeçti. Bodrum'da yaptı. Bodrum Belediyesi, yeni seçilen belediye ev sahipliğinde kale restore edildi. Turizm Bakanlığı Bodrum Kalesi'ni tahsis etti. Ama kale seyircilere yetmedi. İçeride ben açıkçası o anları veriyoruz. Açıklandığı anlar. Ben açıkçası korktum çünkü o oturduğumuz platform çelik borularla yapılmış. Koltuk sayısı belli. Ona göre bir statik hesaplaması vardır bunların. Fakat her boşluk dolduruldu. Merdivenlere üst üste oturdu insanlar. O kadar kalabalıktı. Çöker mi acaba diye endişe ettim. Allah'tan çökmedi. Yani bence Bodrum'da yapacaklarsa yeni bir çözüm bulmalılar. Çünkü büyük talep var. Ve seyirci de çok canlı. Yani Kıbrıs'ta otellerin içinde yapılıyordu. Otellerin bahçesinde. Otelin müşterileri izliyordu. Onlar da şey gibiydi. İlgili olan da vardır. Hiç alakası olmayan da vardır yani, içlerinde değil mi? Onları? Onu bir animasyon seyreder gibi seyrediyorlardı. Burada öyle değil. Burada iki tarafın da finalistinde taraftarları var. Yani Seda'nın taraftarları bayağı resimli pankartlar mankartlar yaptılar. O biraz daha zengin bir kitleye hitap ediyor herhalde. Gariban Yusuf'a sadece kartona isim yazabildi birkaç kişi. Onun dışında o da kartonda değil. Şey vardır ya böyle kutuların şeyleri bisküvi kutusunu falan anladım. Onlara. Sonuçta ben bir ara oylamaya baktım. Yusuf açık ara öndeydi. Ama bence iki tane Survivor çıktı bu sene. Biri Dalaka, Yunanistan. Orada da şöyle bir haksızlık oldu.
Dalak'a 100.000 euro aldım. Aa. Yusuf 500.000 lira. 100.000 euro ne yapıyor? Herhalde 650.000 lira falan. 150.000 lira daha farklı. Ya, adaletsizlik var bunda. Yani Yusuf'a da bir jest yapılması lazım ekstradan. Şeyde Seda da bana göre yani birinci olabilecek bir potansiyeli vardı. Ama SMS oylarıyla insanlar Yusuf'u tercih etti. İkisi de hak etti finale gelmeyi. Ben işin şey kısmıyla zaten çok fazla kalamadım. Akşam 20.30 gibi Bodrum'a indim. İner inmez kaleye gittim. Sabahleyin de 9'da ayrıldım Bodrum'dan. Yani yazımda da yazdım. Şimdiye kadar ünlüler, gönüllüler takımlarının yarıştığı Survivor'ların reytingleri hep gün birincisi oluyordu. İlk defa bu sene sadece cumartesi akşamları gün birincisi olabildi. Reyting kısmen düştü Survivor'da ama buna rağmen Bodrum'da gördüğüm insanların yarışmaya olan ilgisi bu reytingden çok bağımsız sokakta başka bir reytingin olduğunu gösteriyor. Bilhassa da ilkokul çağındaki çocuklar bazen yanıma denk geliyorlar. Yusuf'a oy vermek isteyenler denince yırtınıyorlar. Ben büyük koptum bu arada muhabbetten. Evet. Alakam yok çünkü. Alakan yok. Peki Acun Ilıcalı bir ünlüler, gönüllüler yapacak bu sene değil mi abi? Bundan bu sene ağzı tekrar, yandı yani. Evet, tekrar Survivor Türkiye Yunanistan bir daha herhalde yapmaz. Ben olsam ilk İrem Derici'ye gel derim. Geldi değil mi? Hiç öyle nereye şey gidiyorum ayol ben? Gitmez milleti misin? Yerim açlıktan. Aa, imkansız. Hayır zaten benim böyle bir hantalım yani. Öyle bir spor şeyim yok abi. İzleyen çok eğlenir de ben kan ağlarım yani. Gitmezsin yani. Gidemem. Bence finalin en renkli tarafı Sabri'ye bir veteri hazırlattılar. Yani hakikaten bir sporcu değil bir şovmen olmuş yani. Bir Karadenizli Fadime karakteri ama geberdik gülmekten. Çok eğlenceliydi. Hiçbir yarış kazanamadı. Ben işte. Hiçbir aslında yarış kazanamadı ama. Çoğal bütün gün kokonat yerim. Ama onu izlemek ne keyifliydi. İrem evet. Derici'yi de öyle olur evet işte. Ben dönüp kendimi izlerim öyle diyeyim. Vallahi ben de izlerim yani. Ya. Survivor İrem Derici gitse nasıl izlerim? Arkadaş sen git ayol. Aa ne gideceğim ben? Ben şuradan şuraya gelmeye üşeniyorum. Söyle ben, oraya. Bence seneye kast yaparken tıpkı şey gibi Sabriye gibi yarışma performansı değil de işin veteres çıkaranı eğlenceli evet evet böyle gırgır tipleri alması lazım. Çok iyi olmaz yani, mı? Yani Nihat Doğan mesela. Yani yarışmada bir şey kazanamadı son dönemde ama ekibinde başarılıydı da Nihat. Ne zaman? Performansıyla ilk Survivor'a katıldığında şaşırtmıştı herkesi mesela. İkinciden bahsediyorum son yani öyle Mustafa Topaloğlu gibi hiçbir şey yapmadı. Yılmaz Morgül gitti mesela. Yılmaz Morgül. Yani öyle birkaç tane fazla renk katmaları lazım. Hemen elememeleri lazım. Onlar sona kadar kalsınlar. Kontenjan senatörü oluyor diye. Abi sen gelirsen giderim. Ay ne güzel. Düşünsene ya. Ay. O zaman sporcuları değildi abi. Hep aynı mesela enerjideki insanlar giderse aynı sporcu olmayan fizikler o zaman çok güzel bir yarış olmaz mı? Ya sporcularla yarışılmıyor tabii de. Körler, sağırlar. Yeni bir format yaratıyorum şu an. Ya, İzleyici olarak talebim yani. Sonuçta podyumları yırtarak giden kim vardı kadınlardan? Ben. Nagihan. Nagihan. Birinci mi oldu? Yo ama ne kadar akıllı. Survivor denince Nagihan 1, Turabi 2 falan yani. Evet. Turabi gerçek. Kıskanıyorsun kızım lafı. Tabii canım. Kaldı akıllarda. Şey anlatmaya çalışıyorum yani Merve çok başarılı bir yarışmacı ama iz bırakmıyor. Yani söylemi ciddiyetten malzeme çıkmıyor. Doğru bir karakter lazım evet yani şov karakteri lazım. Şey gibi için diyorum, hem yarışmacı demiyorum hem renkli karakter
Turabi gibi çok az çıkıyor. Ali abi, Acun geldi sana dedi ki, Ali abi bana yardım et, ünlüler gönüllüler yapacağım. Beş evet. tane ünlüyü sen seçsene dedi. Kimi tavsiye edersin? Allah aşkına ya, abi. Yani bunun için çalışmam lazım. Şimdi hemen öyle aklına gelenleri ya. Sohbet Banko ediyoruz. Bir Demet Akalın. Bir Demet Akalın. Evet. Remo geliyorsa ben de geliyorum. Evet. İki. Evet. Gitmiyordu bak. Demet'e bilindin de arkasında kalma. Gelirim abi. Ha, arkasında kalma değil. Demet'le eğleniriz. Aleyna Tilki. Üç. Of evet. Yanıyor. Karılar Adası. Erkek yok. Abla erkek de ver birkaç tane. Evet. İki tane birkaç erkek tane de söyle. Erkek. Erkek. Eğlenceli Alişan. Alişan aynen evet. tam bir show karakteri. Doğru. Evet. Yani eğlence. Ben böyle eğlenceli bir kast yaparım. Bir tane daha erkek. Beş bir erkek daha. Ya yani şimdi... İpeyi düşünmem lazım. Dur bir düşünelim. Değil 5 kişi 10 kişi. Metin Şentürk gitsin abi. Evet. Ne kadar aral adam araba evet. kullanıyor. Hız evet. yapıyor ya korkuyor evet. yani. Git bakayım. Bir de yeniyormuş diğer. Kadroya gel. Parkurlardan git bakayım. Boğuldum dağların ardına kaçtı. Ne güzel şarkı duruyor ya. Maymun gözünü açtı. Evet. Yani çok eğlenceli bir kast yapılabilir. Ama parkuru tamamlayabilirler. Ben tamamlarım. Bende şişman hırsı var. Evet. Allemeder kallemeder tamamlarım yani. Vallahi. Var parkuru tamamlayanlar var da o yani halkaları tutturamıyorlar. Halkaları tutturamıyorlar. Pıt. Evet. Bak yani biz... Adaya sevinlikle ev yüzünden gidemem. Müthiş bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum. Kan ağlıyor kadro. Kadroya gel.